Size merhaba, Acil Matematik kanalına hoş geldiniz. 9. sınıf kış ödev kitabında hız problemleri testine başlıyoruz. Birinci sorumuza geçelim. Yukarıda verilen yol haritasında A noktasından sabit hızla yola çıkan Serdar, B ve C şehirler arasındaki mesafe 3 saatte gitmiştir. Dostlar, B ve C şehirler arasındaki mesafe 3 saatte gittiyse, B ve C 180 kilometre 3 saatte gittiyse demek ki hızımız 60 kilometre Saatlik hızımız sabit hızla gitmişti. Demek ki burada da 60 ile gidecek. O zaman 120 kilometreyi 60'ta 2 saatte gider. E, B ve de 3 saatte gitmişti. Not alalım. A'dan D şehrine oluşana kadar hiç mola vermemiştir. Serdar tüm yolu 6 saatte gittiğine göre 2 saat 3 saat buraya da 1 saat kaldı arkadaşlar. E, Serdar'ın saatteki hızı 60 olduğuna göre x kilometre yer 60 kilometre olmak zorunda dostlar soru 2 ile devam edelim. Ela ile Ada doğrusal bir yolda A noktasından aynı anda sabit hızlarla B noktasına doğru harekete başlıyor. Ela B noktasına ulaştığında durmadan aynı sabit hızla geri dönmüştür. Ada ise yolun 2 bölü 3'üne geldiğinde unuttuğu bir eşyasını almak için hiç durmadan geri dönmüştür diyor. Ela ile Ada tekrardan A noktasında karşılaştıklarına göre Ela'nın hızı Ada'nın hızına oranı nedir? Yol mu olsun arkadaşlar? 2 bölü 3'ü dediği için Yola 3 ve diyelim. Şimdi Ela B'ye gidiyor ve aynı şekilde geri geliyor. Yani Ela'nın aldığı yol 6 ve Ada ise yolun 2 bölüşünü. Yani 2 bölüş nedir? 2 v 2 ve'lik bir kısmı gelmekte. İşte tam şurada geliyor. Unuttu eşyasını hatırlıyor ve aynen geri dönüyor. Bunlar tekrardan A'da karşılaşıyorlar. O zaman Ada'nın aldığı yol ne olacak arkadaşlar? 2 ve gitti. 2 ve geldi. 4 v Ne demiş bize? Ela'nın hızı, adanın hızına oranı nedir? 6 ve yani aynı birim zamanda aynı zamanda 56 velik yol adada 4 velik yol aldığına göre hızları oranında 3 bölü 2 olarak gelecektir. Soru 3 ile devam edelim. Aşağıda ABC eşkenar üçgeni biçiminde bir pis görsel verilmiştir. Şekillik gibi A noktasından aynı anda zıt yönde hareket eden iki araç D noktasında karşılaştıklarına göre hızları oranını soruyor. Karşılaşma denilen eylem aynı zamanda yapılan bir iş olduğu için Bunların toplam aldığı yollar oranı hızlar oranı eşit olacaktır. BD'ye 3K diyelim arkadaşlar. Aynı şekilde DC'ye de 4K diyeceğim. Eşkenar üçgen dediği için o zaman buralar 7K ve 7K olacak. Bakın aynı zamanda V1 11K'lık bir yol aldı. Bu zamanda da V2 10K'lık bir yol aldı. Aynı zamanda yaptıkları için aldıkları yollar oranı hızları oranı eşit olacaktır. Yani V1 bölü V2 11 bölü 10 olarak gelecektir. Böyle devam edelim. Dünyanın en hızlı uçan kuşu olarak bilinen gökdoğan kuşu saatte 180 km hızla batıdan doğuya doğru uçmakta. Rüzgar ise saatte 60 km hızla doğudan batıya doğru esmektedir. A şehrindeki gökdoğan kuşu bu şehrin 1200 km uzağındaki B şehrine gidişi dönüşü en az kaç saat sürer. Dostlar bak şimdi. Hani yol eşittir. Hız çarpı zaman 1200. Şimdi bizim kuşumuz buradan 180 km hızla giderken rüzgar 60 km hızla doğu batıya doğru estiği için ne olacak? Giderken hızımız 180-60'dan 120 olacak. Yani 120 km'lik bir hızla gidebileceğim. Hız çarpı zaman yola eşitti. Giderken ne olacak arkadaşlar? 10 saat. Ama dönüşte ise yine yol eşittir hız çarpı zaman ee, kuş batıya doğru rüzgarla beraber gittiği için rüzgarı da arkasına aldığı için kendi hızı 180 rüzgar hızı 60 olduğu için 240 kilometrelik bir hızla gidecek. Yine aynı şekilde hız çarpı zaman dersem 240 kilometre ile 1200 ise 5 saatte alacaktır. Yani gidiş dönüş en az 15 saatte olacaktır diyoruz sorumuza geçelim. Aşağıda birer kenarları bir birim olan 3 tane düzgün beşgenin yan yana gelmesiyle oluşan iki farklı yol görseli verilmiştir. Bu yollardan birisi kırmızı diğeri yeşildir. Neymiş dostlarım? Bakın bir kenarı birer birimmiş. Şöyle yazalım. A noktasından harekete başlayan saatteki hızları V ve 2V olan iki araçtan 2V hızla giden araç kırmızı V hızla giden yeşil renkli yolu kullanarak B'ye varacaklar. Araçların varış süreleri arasındaki fark 4 saat. Yani zamanları bulmam gerekiyor. Zaman nedir? Yol bölü hız. 2V ile giden arkadaşımızın alacağı yol nedir? Toplamda 6. 6 birim. Hızı ise 2V. E, v hızla giden arkadaşımızın alacağı yol ne arkadaşlar? 3, 3, 3 yani 9. 9 birimlik yolu V hızla alıyor. O zaman V hızla gidecek olan arkadaşımızın süresi bu. 2 ve hızla gidecek artışımız süresi de budur. 6 bölü 2, 3 kalacaktır. 3 bölü ve yazayım. Ne demişti? Süreler arasındaki fark 4 saatti. Bunu çıkarsam 4'e eşitliyorum. 6 bölü ve 4. Çapraz yer değiştirirsek 6 bölü 4. Yani 3 bölü 2 gelecektir. Ve yine bulmuş olduk. 3 bölü 2 bulduk. Yani 1,5. Doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi sorumuza devam edelim. Hızlar oranı 3 bölü 4 olan iki araç A ve B kentlerinden aynı önde aynı anda yola çıkarsalar B'den 420 km uzaklıkta karşılaşıyorlar. Bu iki araç A ve B'den aynı anda birbirlerine doğru yola çıksalar A kentten kaç km uzakta karşılaşırlardı diyor arkadaşlar. Bakın bunun hızı 4 ve bunun hızı 3 ve yani burada yetişebiliyorsa demek ki hızlı olan arkadaki araç olacak. Şuraya x diyorum. Buraya da 420 diyorum. Aynı sürede. 4V hız ile alınan yol ne? 420 artı X. Aynı sürede 3V hız ile alınan yol 420. Sonuçta bir doğru orantı mantığı olacak. Şöyle diyelim. Her ikisinden de V'leri silebilirim. 3'e 4'lük bir oran var. Bu artış bunun kaç katı? 140. O zaman bunun da 140 katı ne olacak arkadaşlar? 560. Yani X direkt zaten buradan yine 140 olarak gelecek. Oradan şunu söyleyebilirim. A ve B arasındaki yol 140'mış. Hızların ne olduğunu önemi yok. Sonuçta biri 4 gelirken biri 3 geliyor. 140'ı dostlar. 140'ı 7'ye bölersek ne olacak? 20. O zaman bir birimi 20 gibi düşünün. Yani bu artış 4 çarpı 80 gittiğinde bu artış da 3 çarpı 60 gelecek. Yani A'dan 80 kilometre uzaklıkta karşılaşacaklar diyebilirim. Buradaki soruyla devam edelim. Aşağıda elektrikle çalışan bir otomobilin çeşitli durumlarda bir saatte harcadığı elektriğin kilowatt cinsinden değerleri gösterilmiştir. Tam dolu batarya ile yola çıkan Pelin. Bataryamız tam dolu. Gündüz normal modda, gündüz normal modda 5 saat yolculuk yaptıktan sonra 2 saatte konfor moduyla. Dostlar şunları not alalım. Hani burası da 5 saat bir yolculuk yaptık. Sonra 2 saatte konfor moduyla 2 saatte burası ile gittik e, hesaplayalım 2 saatte gittiysem 5 bunda 5 saatte gittiysem 9 yani 14 lük bir enerji harcadık 14 kv yazalım şuraya e, daha sonra pelin mola vermek için bir şarj istasyonu gidiyor ve otomobili normal modda 1 saat gece yolculuğu yapacak kadar normal modda 1 saat gece yolculuğu yapacak kadar e, elektrik enerjisi yüklüyormuş yani 2,5'luk buçukluk daha yükledik. Pekala bunu unutmayalım. Artı iki buçuk yazalım. Alt kısmı doğru gidelim dostlarım. Ee, mola bitiminde akşam oluyor ve ardından Pelin. Konfor 4 saat daha yolculuk. Akşam oluyordur. Gece olarak kabul ediyorum. Yani 4 saat daha yolculuk yapacakmış bununla beraber. Yapsın 4 saat. Dostlar 4 kere 3 12. 0,8 ile çarparsam 0,8 12,8 kV'lik bir enerji daha harcadık. Şunu şöyle yazalım. Toplam harcadığımız enerji bu. E, aracımızı şarj ettiğimiz miktarda burası oldu. Toplam harcan enerji de bu. Şimdi 4 saat sonucu otomobil göstergesi yukarıdaki gibi görüyor. Yani %10'u kalmış 90 harcanmış. Peki biz ne harcadık? 14. 12,8 toplarsam ne gelecek arkadaşlar? Şöyle yazalım artık. 26,8 Ben 2,5 kahvalık yüklemiştim. 2,5 çıkartırsam ne gelecek? Buradan 3. 24,3 kV harcandı. E dostlar bakın bu aracın nesi yapmakta? %90'ı 24,3 yapmakta. Hani şöyle düşünecek olursam sadeleştirebiliyorum. Bakın bu 9'a bölünüyor. 3'e bölersek ne olur arkadaşlar? 8,1 yani %30'u adam adım edelim 8,1. Bir daha 3'e bölersem %10'u ne olacak? 2,7. Oradan %100'ü nedir dostlarım? 27 kWh. Demek ki tam dolu bataryasında e, kaç kilowatt enerji, elektrik enerjisi vardır demiş. 27 olarak doğru cevabımızı bulmuş oluruz. Dostlar soru 8 ile devam edelim. Bir araç A kentten B kentine 60 km hızla gidip aynı yoldan 90 km hızla geri dönmüştür. Bu aracın gidiş ve dönüşteki ortalama hızı ve ortalama neydi dostlarım? Şimdi araç eğer ki bir yerde yani yol aynıysa gidiş ve dönüşteki yol aynıysa yani gidiş ve dönüş A ve B arasında gidip gel düşünün. Bu V ortalamanın direkt formülümüz nasıl dostlar? 2 çarpı V1 çarpı V2 bölü V1 artı V2. Yani biz ne yapacağız burada? V ortalamanın e, formülü ne? Toplam yol bölü toplam zaman. Şimdi dostlar o zaman bu formülü çıkartmış olun kendimiz çıkartalım bakın. A'dan B'ye yolumuz X olsun. Şimdi o zaman toplam yol 1 gitti 1 de geri geldi. Toplam yol 2X bölü toplam zaman. Zaman nedir? Yol bölü hız. Giderken kullandığımız yol X 60 ile gittik. Dönüşte kullandığımız yol X 90 ile geldik. Hemen yapalım 2X bölü. Burayı bakın 3 ile buraya da 2 ile çarparsam 3X 2X daha 5X bölü paydaları 180 ile birleştirdik. Alttaki kesiri ters çevirip çarparsak dostlarım x'ler gidecek zaten. 5'e böldük. 36 2 ile çarptık. 72 olarak bulmuş olduk ortalım hızımızı. 9. sorumuza geçelim. Yol eşittir hız çarpı zaman ile bulunur. Aslı ile Fırat arasında başlangıçtaki mesafe 3 bölü 20 kilometre. Aslı koşarak Ferhat ise bisikletle gidecekleri yere ulaşacaklardır. Aslının hızı saatte 2 tam 1 bölü 2. Yani nedir dostlar? 5 bölü 2 kilometre. Fırat'ın hızı ise 7 tam 1 bölü 5. Yani 5 kere 7. 35 bir daha eklersem bu arkadaşın da hızı 35 bölü 36 bölü 5. 1 bölü 2 saat sonra. Şimdi dostlar şunu diyebilir miyim? Hani saatteki hızı 5 bölü 2 ise 1 bölü 2 saat yani yarım saatte bunun da yarısı kadar gidecek. 5 bölü 4 kilometre. Bu arkadaşın ise dostlar bakın bu arkadaşın ise hızı 36 bölü 5. 1 saatlik hıza. 36 bölü 5 ise bunun yarısı kadar. Yani yarım saatte ne kadar yol alacak? Bunun da yarısı kadar. 36 bölü 10. Hani bunları yazalım. Bunlarla uğraşacağız dostlarım. Aradaki mesafe 3 bölü 20 idi. E birisi 5 bölü 4 kilometre sola. Birisi de 36 bölü 10 kilometre sağa gidecek. Yani mesafe bu kadar daha açılacak. Hepsini 20'de birleştirelim. Burasını 5, burasını 2 ile çarpalım. 3 artı 5 ile çarparsak 25 2 ile çarparsak 72 bölü payları 20'de birleştirmiştik. Yukarısına geldi dostlar bakın 100. 100 bölü 20'den 5 olarak bulmuş olduk aradaki mesafeyi. Şimdi sorumuzda devam edelim. Şekilde çembersel bir yörünge üzerindeki A noktasından aynı anda ters yönde hareketten iki hareketten birinin hızı 8 diğerinin hızı 12 metre bölü dakikadır. Bu ağaçlar 4 dakika sonra. Şimdi dostlar bakın çembersel bir pistte karşılaşma olayları şu. Ters yönde gidiyorlarsa çevre eşittir. Hızlar toplamı çarpı zaman. Çevreye x diyelim. x eşittir. Hızlar toplamı 20 çarpı zaman. Yani 4. Demek ki buranın çevresi 80 metre. Pekal dostlar. Madem buranın çevresi 80 metre ise şöyle düşünelim. Ee, karşılaşmadan sonra hızı az olan araç. Şimdi 4 dakika sonra karşılaşıyorlarsa, hızı az olan araç 4 dakikada 32 gitti. Geriye ne kalacak? 48. E 48 metrelik yolu dakikada 8 metreyle 6 dakikada alabilir deriz. Doğruğumuz C şıkkı dostlar. 11'e geçelim. Bir tren sabit bir hızla kendisinin 3 katı uzunluğundaki bir tüneli 4 dakikada geçmekte. Dostlar bu ne demek? Ee, şurası trenin kendisi olsun. Boyumuz x. Tünelimizi de çizelim dostlarım. Bakın, mükemmel bir tünel çizdik. Burası da 3x. Bir trenin tüneli geçirmesi için tünelin boyu artı kendi boyu kadar yol almalı. Yani 4x'lik bir mesafeyi 4 dakikada almış. Bu tren bakın bu tren aynı şekilde yine x'lik bir tren çiziyoruz. Sabit hızla kendisini 5 katı uzundaki bu sefer bir Köprüyü kaç dakikada geçer demiş. Köprümüz 5x. E köprü geçirmesi de aynı. Köprü boyu artı kendi boyu kadar yol almalı. 4x'i 4 dakikada alırsa 6x de 6 dakikada alır diyoruz. Doğru cevabımız 5 olacaktır. Bir sorumuza geçelim. Bir kayığın durgun sudaki hızı saatte 50 km'dir. Bu kayık akıntıya karşı 10 km yol alacağı sürede. Bakın süre nedir? Yol bölü hız. Şunu diyelim. Akıntının da VA diyelim. Bakın 10 kilometre alacağı sürede. Önce bu süreyi hesaplayalım. Yol bölü hız. Hız nedir? Akıntıya karşı gittiğine göre 50 eksi Akıntı Akıntıyla aynı yönde bakın. E, ee, kayığımız akıntıyla aynı yönde giderse dostlarım hızlar toplamı kadar yol. Yani birim zamanda aldığı yaptığı hız hem akıntı hem de kendi hızıyla beraber toplanır. Ama akıntıya karşı gidiyorsa kayığımız sağa Akıntı solaysa e, gidebileceği mesafe saatte hızlar farkı kadar olacaktır. Bize ne demiş? 10 km yol alacağı sürede e, yol bölü hız. Akıntıyla aynı yönde giderse 15 km yol almak demiş. 15 yol bölü hız. Bu sefer hızımız ne? 50 artı V akıntı. Dostlarım buradan şunu 5'e böldüm. 2 buraya 5'e böldüm. 3 çapraz çarpım yaparsak 150 eksi 3 V A eşittir. 100 artı. Burayı da 2 ile çarpıyorum. 100 artı 2 VA olacaktır. 3 VA'yı karşıya atalım. 5 VA. 100 ile karşı atalım. 50. Buradan V akıntı dediğimiz ne gelecektir? 10 olarak gelecektir. Final sorusundayız. Hız problemlerinin son sorusunu çözelim arkadaşlar. Bir araç A ve B kentleri ile üçgen oluşturduğu bir konumdan hareket etmiştir. Çizelim dostlarım. A ile B kentleri arasında üçgen oluşturduğu konumdan hareket etmiştir. Bu da bizim aracımız olsun. Ne güzel bir araç resmi isterim dostlar. Ne demiş? Aşağıdaki bölmelerde verilen sayılar sırasıyla bu aracın aldığı yolu A kentine uzaklığı ve B kentine uzaklığını göstermektedir. 0 yol almış. A yolun uzaklığı 63. B yolun uzaklığı 25. 15 km yol aldığımda A'ya olan uzaklığım direkt 15 azalıp 48 olduysa bu kenar üzerinden gittim demektir. 15 yol aldığımda Burası 48 olduğuna göre. Dostlar B'ye olan uzaklığında 20 olmuş. Bakın burada tanıdık bir üçgen çıktı. 3, 4, 5'in 5 katı. O zaman burası 90 derece olmak zorunda diyorum. Burada da bir özel üçgen geldi aslında. Bakın bu ne? 5, 12, 13'ün 4 katı. 5'in 4 katı, 12'nin 4 katı, 13'ün 4 katı 52. A ile B arası uzaklık 52'dir diyoruz.